hadi çıkıyoruz. Ha Fatih şimdi. Fatih, hanımefendi Matmazel Şaziye, Selim'in bakıcısı. Matmazel Şaziye Hanım, memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Yaşlı değil mi? Yaş değil, tecrübe. Matmazel Şaziye, Selim'in öğlen uykusu çok önemlidir. Hangimizinki önemli değil ki hanımefendi? Yani hangi çocuğun uykusu önemli değil? Altını sık sık kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Saat başı küçük için, 2 saatte 1 büyük için. Tamam, 2 saatte 1 daha önce söylemiştiniz. Söylemiştim değil mi? Tamam, o zaman biz çıkıyoruz. Selim size emanet. Tamam, ona gözüm gibi bakacağım. Hayatım hadi geç kalıyoruz. Aşkım. Anneciğim. Oğlum. Matmazel Şaziye bugün seninle ilgilenecek, tamam mı? Sakın üzme onu anneciğim, olur mu? Biz geleceğiz akşam. Matmazel. Buyurun. Siz de onu üzmeyin. Peki efendim. Fatih, doğru mu yaptık? Ben bilemedim ya. Hayatım, pimpiriklenme. Ne demek pimpiriklenme Fatih? Kadın tanımıyoruz. Hırlı mı, hırsız mı, psikopat mı, katil mi bilmiyoruz. Ya niye kötü kötü şeyler getiriyorsun aklına? Sen demedin mi tecrübeli diye? Öyle de ne bileyim işte. Merak etme, ben insanları yüzünden gözünden tanırım. Bu iyi bir kadın. Eyvah. Sen böyle diyorsan benim içim hiç rahat etmeyecek. Ben gidip Selim'i ofise götüreceğim. Saçmalama, hiçbir yere götüremezsin. Klimalı ortamda alerji olacak çocuk ya. Sen demedin mi kadın iyi diye, melek yüzlü? Fatih'ciğim, biz evimize giren hırsızı besledik, para verdik, erzak verdik, evine gönderdik. Adam bizi soyup soğana çevirdi. Biz safız, saf. Bizden insan sarfı falan olmaz. Hayatım ben de biliyorum ikimizin de saf olduğunu. O yüzden ben ne yaptım? Çıkar telefonunu. Ne alakası var bu? Çıkar telefonunu. İkimizin telefonuna da bir uygulama yükledim. Ne uygulaması? Ne diyorsun? Dur ha. Tamam şurada. Böylelikle evi 24 saat izleyebileceğiz. Aşkım sen... Sen şu anda var ya... Yani bir anneye yapılabilecek en güzel iyiliği yaptın Fatih. Teşekkür ederim. Bütün gün izlersin. Hadi bakayım. Anneciğim, şuna bak ya. Ay. Kadın biraz yaşlı ama olsun. Nasıl tecrübe tecrübe. Tamam canım, görüşürüz ne? Görüşürüz. Acaba oğlu şu ne yapayım? Selim'i uyutuyordum hanımefendi. Ne demek Selim'i uyutuyordum ya? Beni uyutuyor olmayın sakın. Yok hanımefendi. İnanın ki hep kulağım ondaydı. Bana sakın yalan söylemeyin. Gördüm, bayağıdır burada uyuyorsunuz. Selim almış başına gitmiş. Ya başına bir şey gelseydi? Bunun hesabını bana nasıl verecektiniz matmazel? Selim, oğlum. Evet. Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Asla olmayacak böyle bir şey bir daha tabii ki. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu Fatih? Bakıcımız uyuyakalmış. Acaba onun için de mi bakıcı tutsaydık? Çok özür dilerim. Ben size canımın bir parçasını emanet ettim. Karşılığı bu mu? Affedersiniz.
Affetmiyorum. Kovuldunuz. Çıkın evimden lütfen. Bence abartmadın Zeynep. Çünkü sen bir annesin. Yok ya, ben işi bırakacağım. Çalışmayacağım. Hayır. Hayır, öyle işi bırakamazsın. Bu senin hayalin. Tamam oğlum, gel gel. Tamam gel. Gel böyle. Korkmuş çocuğa bak. Tamam. Tamam anne, geçti. Geçti, geldik biz. Geçti, tamam. Geçti. Tamam. Tamam, tamam. İşi bırakmanı falan da istemiyorum. Sen mecburiyetten dolayı işi bırakmayacaksın. Ben sana dünyanın en iyi bakıcısını bulup Selim'in yanına getireceğim. Tamam mı? Öğlen uykusuz saati geldi işte. Kadın kendi uyumaktan çocuğu uyutamamış ki. Geçti hayatım. Gel aşkım, gel anneciğim, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.